Merhaba dostlarım benim. Yeniden merhaba. Bugün sizlere özellikle migren, baş ağrısı, benim migrenim geldi. Şimdi ışık görmek istemiyorum, ses duymak istemiyorum. Karanlıkta yatmak istiyorum diyen dostlarım. Migren öyle bir şeydir ki adamı hayatından bezdirir. Bu yüzden bugün sizlerle migreni olan dostlar üzerinde muhteşem bir çalışma yapmak istiyorum. Migren aslında yetersizlik duygusudur. Mükemmelliyetçiliktir. Bir insan yaptığını bir türlü yeterli bulmazsa kendini yetersiz hisseder. Hep en mükemmelini, en mükemmelini istediği için bir türlü hiçbir şey beğenmez. Özellikle bu insanlar. Ve sonuçta kendilerini o kadar çok yorarlar ki başları ağrır. Ve bu baş ağrısı çekilecek ağrı değil. Bazı insanlar da 3-4 gün belki 10 gün süren insanlar var geldiğini migren. Evet dostlarım benim. Migren, mükemmelliyetçiliğin ve yetersizlik duygusunun bizim üzerimizdeki, insan üzerindeki yansımasıdır bu baş ağrıları. Sanki kafanın içinde biri var ve sürekli eleştiren biri. Bu içeride var olan biri herkesi eleştirir. Dışarıdakileri de eleştirir. Ama en önemlisi içeridekini de kendini de sürekli eleştirir. Sürekli yetersiz bulur. Hep daha mükemmeli, daha mükemmelini. Ve bu tür insanlar genelde etrafındaki insanlara karşı kırıcı olurken aslında bir de kendi kafalarını kırarlar. Yani onu öyle bir ağrıtırlar ki günlerce geçmez ve ağrı kesiciler de bunu dindirmeye çalışırlar. Bu kişiler genelde yetersizlik duygusu hissettikleri için buradaki çekirdek inanç, özellikle migren olan insanlardaki çekirdek inanç, mükemmel ve benden beklendiği gibi biri olmazsam güvende olmam. Beni eleştirebilirler, beni hatalı bulabilirler. Sürekli kontrol ve tetikte olma durumu zaten bu insanları çok gerer. Gerildikçe de baş ağrısı artar. Şimdi bu durumdayım diyen özellikle migreni olan dostlar bir kontrol etsinler kendi hayatlarını. Tam da söylediğim gibi değiller mi? Mükemmeliyetçiyim ben. Ve kendimi hep yetersiz hissederim. Mükemmel ve benden beklendiği gibi biri olmazsam güvende olmam, eleştirilebilirler. Böyle diyor musunuz? Evet, bunları diyorsanız gelin bugün birlikte bu soruna bir çözüm bulalım dostlarım benim. Bugün yapacağımız çalışma EFT çalışmasıdır. Migrene yönelik, migren baş ağrılarına yönelik bir çalışmadır. Migreni olan dostlar geçsinler karşıma otursunlar ama samimi bir şekilde benim söylediklerimi tekrarlayarak yapsınlar. Vurduğum yere vurarak, söylediğim sözü söyleyerek, hatta kendilerinin de ekleyecek sözleri varsa o sözlerini de çıkarsınlar, onları da eklesinler ki bu baş ağrısından, migrenden tamamıyla kurtulalım. EFT kurslarım vardı. 9 ders,
EFT'yi oradan öğrenebilirsiniz. Ama ben şimdi EFT'yi öğrenmek diye bir derdim yok diyorsanız, bugünlük size vuruş noktalarını göstereceğim. Ben nereye vurursam siz de söylediğim sözlerin aynısını söyleyerek, vuruş yerlerini de vurarak bu çalışmayı yapın. Eğer migreniniz şu anda varsa, ağrı varsa çok etkili olur ve o ağrının düşmesiyle fark edeceksiniz ki yatmaktan kurtulacaksınız. Ağrı kendiliğinden gidecek, ağrı kesiciye ihtiyacınız kalmayacak. Ama ağrı üzerinizde değil ve migren rahatsızlığınız varsa, bunun için de belki de bir daha migren rahatsızlığınız gelmeyecek. Bunu şu anda bilemiyorum. Evet dostlarım benim. Vuruş noktalarımız karata kesme noktasından başlıyoruz. İkinci nokta üçüncü göz. Üçüncü nokta göz kenarı. Dördüncü nokta göz altı. Beşinci nokta burun altı. Altıncı nokta dudak altı. Yedinci nokta köprücük kemikleri. Sekizinci nokta baş parmak ucu. Dokuzuncu nokta işaret parmağı ucu. Dokuzuncu nokta orta parmak ucu. Yüzük parmağını atlıyoruz. Serçe parmağı ucu. Daha sonraki noktamız serçe parmağı uzantısı ve yüzük parmağı uzantısı arka tarafta. Giderken bunların tam orta yerinde bir boşluk var. Gamut noktası. Bu boşluğun içi. Buna vururken gözler dediğimde gözler sağa, sola, yukarı, aşağıya şekilde. Onu söyleyeceğim. Birlikte yapacağız. Daha sonra hımlama, arkasından 5'e kadar sayacağız. Yeniden hımlama. Bu bölüm bittikten sonra anfirmasyonları yerleştirmek için baştan başlayacağız ve aynı noktaları takip edeceğiz. Bu şekilde. Ve bunu anfirmasyonlarla bitireceğiz. Evet dostlarım benim. Hazırsanız geçin şu migreni sırtımızdan, başımızdan bir atalım. Benim yetersizlik duygum var. Yaptığımı bir türlü yeterli bulmuyorum. Ben mükemmeliyetçiyim. Her şeyin mükemmel olmasını istiyorum. Yaptığımı bu yüzden yeterli bulmuyorum. Kendimi hem de başkalarını sürekli için için eleştiriyorum. Sanki kafamın içinde biri var. Hiç susmaz. Ve diyor ki mükemmel ve benden beklendiği gibi biri olmazsam güvende olmam. Mükemmel ve benden beklendiği gibi biri olmazsam güvende olmam. Bu yetersizlik duygusuna, bu migrene, bu baş ağrısına rağmen ben kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Benim migrenim var. Başım çok ağrır. Karanlıkta, ışıkta duramam. Ses duyamam. Canım yanar. Geldi mi 3-4 gün benim canımı yakar. Bu ağrıya rağmen ben kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Benim yetersizlik duygum var. Ben yetersiz olmaktan çok korkuyorum. Mükemmel ve benden beklendiği gibi biri olmazsam güvende olmam.
bu gözler, bu düşünce kalıbıma rağmen ben kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Benim migrenim var. Ben kendimi her zaman yetersiz hissederim. Yeterli olduğumu bir türlü kabul edemem. Eleştirilmekten çok korkarım. Mükemmel ve benden beklendiği gibi biri olmazsam güvende olmam. Bu düşünce kalıbıma, bu çekirdek inancıma rağmen ben kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Ben kendimi çok seviyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Hayatımın kaptanı benim. Patron benim. Sevgili sürüngen beynim, şimdi sana güvende olmak için gerekli olan yeni kararımı bildiriyorum. Sevilmek ve takdir edilmek, onaylanmak için mükemmel olmak zorunda değilim. Sevilmek, takdir edilmek ve onaylanmak için mükemmel olmak zorunda değilim. Ben kendimi seviyorum. Ve olduğum halim zaten tam ve eksiksizdir. Allah eksik bir şey yaratmaz. En mükemmel şekilde beni yarattı. Ve ben artık kendimi yeterli hissediyorum. Ben sadece o anda yapabildiğimin en iyisini yapıyorum. Yaptığım iş beni değerli ya da değersiz yapmaz. Başarılı ya da başarısız da yapmaz. Ben nasılsam zaten öylece iyiyim. Olduğum halim tam ve mükemmeldir. Yetersizlik duygusuna, baş ağrısına, migrene şimdi son veriyorum. Hatalar öğretmendir. Hatalarımı seviyorum. Edison'un dediği gibi. Edison lambayı bulduğunda dedi ki, ben lambayı buldum. İnsanlar aydınlandı. Ama lambayı bulmadan lambanın bulunamayacak binden fazla yolunu buldum. Binden fazla hata yaptım. Hiç pes etmedim. Her seferinde yeni bir yol denedim. Ta ki lambayı bulana kadar. Şimdi ben de kendi hayat yolumda, kendi mutluluğumu, kendi başarımı bulabilmem için kendime hata yapma izni veriyorum. Eleştirilme korkusuna, onay takdir ihtiyacına, yetersizlik duygusuna, bu baş ağrısına şimdi son veriyorum. Çünkü ben kendimi çok seviyorum. Yaradan Allah'ım beni mükemmel yarattı. Onun yarattığı bu mucizeye karşı selam duruyorum. Yeterliyim. Ben yeterli olduğumu kabul ediyorum. Ben yeterli olduğumu kabul ettiğim için kendimi takdir ediyorum. Şimdi kafamın içinde dolaşan o kişiyi kafamdan dışarı atıyorum. Ve sonunda olması gerektiği gibi ben özgürüm. Ben özgürüm. Ben özgürüm. Ben özgürüm. Ben özgürüm. Dostlarım benim. Ben özgürüm. Evet dostlarım. Bu çalışma muhteşem bir çalışmadır ve migreninizi sıfırlar. Bazı insanlar bir kerede, bazı insanlar 5 kerede, 10 kerede. Kronikliğiniz neyse bu çalışmayı yapın. Bir süre sonra zaten bana dua edeceksiniz. Çünkü artık migren denen bir rahatsızlığınız
olmayacak. Yalnızca sizden ricam, samimi bir şekilde hissederek yapın ve farkı görün dostlarım benim. İlk adımı isteyerek atın. Mucizeler mutlaka gerçekleşecek. Kendinle barış, dünya seninle barışmaya çoktan hazırdır. Eğer dilim sürçtüyse özür dilerim. Beni dinlediniz, benim söylediklerimi uyguladınız, kanalıma abone oldunuz, muhteşem yorumlar yazdınız, videolarımı paylaştınız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim dostlarım benim. Yeni konularda görüşünceye kadar hoşça kalın, dostça kalın, ışıkla kalın, sevgiyle kalın. Sizleri çok seviyorum. Dostlarım benim.